Mutfağında tadilat için bir dekorasyon firmasıyla anlaştı ve haftalardır adeta bir şantiyenin ortasında kaldı. Çünkü anlaştığı firma iddiaya göre hem parasını aldı hem de mutfağı kırıp döküp başka da bir iş yapmadı. Üstelik tek mağdur o değil. Hem paramı aldı hem de evime zarar verdi, mutfağımı yok etti. Bari yani evimizi kırmasın, o evi yaptırmak durumunda kalmayalım. Parasını aldı, mutfağı savaş alanına çevirip bıraktı. Bulaşıklarımı maalesef banyoda yıkamak zorundayım, mutfak olmadığı için. Yemeği de küçük tüple yapıyorum. Ankara'da yaşayan Lale Saçan, Temmuz ayında mutfağını yenilemek için bir dekorasyon firmasıyla anlaştı. Ben 85 bin lira verdim. Ben dedim Ağustos'un sonuna kadar istiyorum. Dekorasyoncular 1,5 ay kadar önce girdikleri mutfağı adeta şantiyeye çevirdiler. Öyle ki burada molozları da bıraktılar. Aynı zamanda kürekleri ve yıkım için kullandıkları balyozu da terk edip gittiler. Molozları bırakan işçiler söktükleri dolapları ve fırınıysa nedense bırakmadı. Herhalde aldı ve sattı. Aradan haftalar geçti ama eve bir daha gelmediler. Lale Hanım tepki gösterince de gerçek niyet ortaya çıktı. Bana senin işini yapmayacağım, yaparsam dedi. Git mahkemeye ver dedi. Savcılık karakol orada dedi. Moloz yığınına dönen mutfağıyla ortada kalan Saçan savcılığa dolandırıcılıktan suç duyurusunda bulundu ama beklemediği bir yanıt aldı. Savcılık takipsizlik kararı verdi. Biz burada dolandırılıyoruz ve hala yeni insanlar da dolandırılıyor. Ama kanunlar bizi koruyamıyor. İddiaya göre Lale Hanım dekorasyoncunun ne ilk ne de son kurbanı, pek çok parasını verdiği halde karşılığını alamayan mağdur müşteriler kapalı olan dükkanın kapısını her gün aşındırıyor. 135 bin liramızı ön ödeme olarak vermiştik. 200 bin lira verdim. Bizim evimizi komple tadilat yapacaktı. 3-4 ay oldu. Tüm evi kırdı. Annemin evi olmasa sokakta kaldım ya. Telefonlar da açmıyor. Eylül ayında da ben sizin işinizi yapmayacağım dedi. Gasp edilmiş. Bu arada yeni müşteriler ediniyor. Mağdurlar şimdi kara kara paralarını nasıl geri alacaklarını düşünüyor. Var mı kimse? Kimse yok. Her geldiğimizde böyle oluyor zaten.